Evet Suzan. Hesap ortada. 1500 artı 1700 desen ne yaptı? 3200. Hı. Evin kirasını çıkar. Ne yaptı? Sıfır. Burada X'i yalnız bırakırsak ne olur? X üzülür, öyle değil mi? Bunu hemen yeğenin yanına al. Bunu da böyle... Olmuyor işte. Olmuyor Suzan. Bütçemiz bir türlü el vermiyor ya. Allah Allah, bu çocuklardan birini özel okuldan almamız şart. Ne yapsak, senin kozmetik harcamalarından falan mı kıssak? Ay benim kozmetimden kısma Sami. Doğru dedin, kendime bunu yapmamalıyım ben. Hatta onu bir tık arttıralım ki yani. Moralimiz düzelsin ya. Allah'ım ya. Çok ayıp. Ben sana dedim. Ben sana ne kadar bizim okul taksit borcu, ne kadar? Ne kadar oldu bizim okul taksit? 37 bin lira oldu. 37 bin lira ya. Fişi almasak? Olmuyor değil mi? Olmuyor tabii. Ben sana dedim ya. Ben iki çocuk bizim neyimize ya? Biz Metin'i yapmayacaktın ya. Metin'i yapmayacaktın. Ben onu tek başıma çok daha güzel yapardım zaten. Allah'ım ya Rabbim ya. Bana bak, Fatma'yı alamayız okuldan. Kız daha yeni fagot çalmayı öğreniyor. Fagot çalmayı mı öğreniyor? Evet. Allah'ım nasıl bir özel bir okul burası? Kızımız fagot mu çalacak? Çok güzel değil mi? Tabii ki onu almayalım ya. Gelecek nesillerin hepsi fagot çalsın bizim kızımız. Ya bırak Allah'ını seversin ya. Sanki bana Hüsnü şenlendirici. Ne alakası var? Bir kere Hüsnü şenlendirici klarnet çalıyor. İşte bak, o kadar akıllarda kalmayan bir alet yani. Fagot ne ya? Ay bırak Allah aşkına Sami. Ne yapacağız sen onu söyle. Sınav yapacağız. Nasıl? Sınav yapacağız. Bayağı sınav yapacağız. Hangisi daha çok puan alırsa o özel okula devam eder. Zaten bunlar sürekli her sene bir sınava girmiyorlar mı? LYS, LGS, ABS, ESD, AMK. AMK ne? Azıcık mantıklı konuş. Çar, tam çar gelsinler söyleyelim. Ne yapalım, yapacak şu. Fatma, Metin. Gerizekalı. Görmeyeceğim bir daha odama girdiğini benden izinsiz. O zaman odana girme, görme beni. Kavga etme, otur şuraya. Kavga etme, otur şuraya. Oturun bakayım çocuklar, oturun. Ne oldu? Çocuklar, bizim sizle bir şey konuşmamız lazım. Ayrılıyor musunuz yoksa? Sorun sizde değil, bizde mi? Biz size fazla mı iyiyiz? Ben sizle dost kalabilirim. Ne diyorsun oğlum ya? Ne bileyim, böyle oturttunuz, bir şey konuşmamız lazım deyince ayrıldık konuşması sandım. Ay hayır oğlum, saçmalama, ne alakası var ya? Tüh be, ben de ayrılıyorsunuz sanmıştım ya. Vallahi kendi kafama göre itlik serserilik yapacaktım. Sonra canım ne oldu, neyim var dediklerinde benim annemle babam ayrı öğretmenim deyip haklı çıkacaktım. Oğlum senin ne kadar pis bir hayal dünyan varmış. Ya biri söyleyebilir mi artık ne olduğunu? Tamam, söylüyorum. Çocuklar, bu sene mali durumumuz pek parlak değil. O yüzden birinizi özel okuldan alıp devlet okuluna vereceğiz. Hayır, hayır. Ben hayatta olmaz. Bunu alın. Ya asıl ben asla olmaz ya. Benim bir arkadaşlarım arasında bir popim var yani. Evet, benim de bir popim var. Herkesin kendisine göre bir popisi olması sonuçta, değil mi? Bakıyorum da sizin popiniz bayağı bir kalkmış. Ne popisi lan? Özel okul popisi neymiş ya? Devlet okulunda popi yok mu? Ha, biz devlet okulunda popi işte ya. Herkesin popisi vardı devlet. Ya bırak bunları. Bunlar ben de zannettim aralarında bir fedakarlık yapacaklar. Ben vazgeçeyim. Size sınav yapacağız lan. Size sınav yapacağız. En yüksek puanı alan özel okulda kalacak. Kalk git içeriden o yaprak fasikül testlerden birini getir. Hadi oğlum. Ağlama. Ya bütün gün sınav oluyoruz. Evde de mi sınav olacağız ya? Evet, evde de sınav olacağız. Hatta sınav kuralları geçerli oluyor. Lütfen sizi sınav salonuna alalım. Buyurun. Buyurun sınav salonu. Geçelim. Bir üst araması yapabilir miyiz? Aa, tabii tabii, hemen. Baba gerek var mı buna? Bana baba deme. Artık baba yok. Şu an sınavdayız ya. Ne babası ya? Baba diye bir şey yok. Al evet. Çıkar bakayım tokayı. Tokayı çıkar. Çıkar çıkar. Lan, tokayı çıkar, çıkarıyorum. Baba. Telefonu da ver. Telefonu da aldım. Güzel. Evet. Tamam. Her şey tamam. Güzel. Süper. Harika. Evet. Sen nereye geldin? Sınava. Geç kaldın, alamam. Çalışıyorum. Ben bütün sene bunun için çalışıyorum. Lan mememi sıkma, manyak. Allah. Saçma sapan hareketler yapma, çakarım Azra şimdi imtihanı. Ay bir şey diyeceğim. Bütün sene hakikaten bunun için çalıştı. Bir müsamaha gösterseniz alsak oğlumuzu sınava. Velisi misiniz? Velisiyim. Güzel gözlerinizin altını alıyorum. Geç. Geç otur. Evet. Alın şu sınavları. Bunlar çok önemli. Evet, şimdi kimlikleri alayım. Kimlikler.
Sen evde kimlik mi taşıyorsun lan? Tedbir baba, ne olur ne olmaz. Evet, senin kimliğin? Benimki yanımda değil ki. O zaman giremezsin, sıra var. Hayda! Ay, durun durun. Kimliği onun benim yanımdaydı. Provalarda da yapıyordu. Bir dakika, lan yaptım. İkileri yırtıyorsun ha, ikileri yırtıyorsun. Hadi neyse. Evet, sınav kurallarına çıkıyorum. İlk 15 dakika sınavdan çıkmak yok. Heh. Son 15 dakika zaten çıkamazsınız. Arada çıkmak diye bir şey de yok. Sınavdan çıkmak yok. Yok. Evet. Güzel. Üç yanlış, üç yanlış. Bir doğruyu götürüyor, geri de getirmiyor. O yüzden dikkatli bir şekilde soruları çözelim. Peki istediğimiz sorudan başlayabiliyor muyuz? Ya biz ne yapıyoruz bu sınav? Vallahi ben bunu bırakalım gitsin ya. Ama şuna bak, moralin nasıl bozuldu? Tamam, tamam, tamam. Bana bak. Şıkları düzgünce işaretleyin. Dışarı taşınmak yok, sistem görmüyor ki buradaki sistemde ben oluyorum, tamam mı? Geleceğinizin belirleneceği bu sınavda sizlere başarılar diliyorum. Evet, buyurun sınav başlasın. Ay hadi çocuklarım, dualarım sizinle, tamam mı? Annem, güzel yavrum. Hanımefendi, siz dışarı alabilir miyiz lütfen? Ay. Sizi lütfen dışarı alabilir miyiz? Pardon. Birinin kağıdına bakma. Sadece kendini kandırırsın. Sadece kendini, beni kandıramazsınız. Sadece kendinizi kandırırsınız. Sami, bu çocukların sınavı nasıl geçiyor acaba? Azıcık abartmadın mı Suzan? Ne bileyim, demek ki sınav günde bunları yaşayacağım herhalde. Allah, manyak mıdır? Evet, kendi aranda konuşma. Kendi aranda konuşma. Selamünaleyküm Suzan yenge. Aleykümselam Rafet efendi. Lütfen. Bu efendi söylemini bırakalım. Ya bu sıfatı artık bırakalım. Bu bizim imajımıza bir yöresellik katıyor. Ben bu imajı silmek için her sabah kalkıp perma yaptırıyorum. Lütfen bunlar görülsün. Size nasıl hitap edeyim? Rafi deyin. Rafi. Evet, Rafi ne bir isim. Peki, ne istediniz Rafi? Ne isteyelim ya? Bizim işimiz gücümüz. Apartman aidatlarını toparlıyoruz. Malum sizinki de bayağı birikmiş. Allah göstermesin, bir şey olur. Oğlum biz nasıl birikmiş? Biz düzenli olarak her ay ödüyoruz ya. Hamza oğlum, kontrol edelim yavrum. İki ay önce ödemediğiniz 1750 lira var. İki ay önce gelen %18'lik primle... Bir daha baştan alayım mı hocam ben burayı? Al. Biliyorum, biliyorum da bizden söylemiyor onlar. Tamam. Son kez deniyorum hocam. Hadi bakalım. Resen bir önce de al. Al şuradan çektir ya. Maalesef yok. İki ay önce... Kim biliyor? Teksti kim biliyor? Yardımcı olan Hamza. 750 lira var. İki ay önce de 750 lira var. %18 lan, 885. İkisini birden topluyorsun. Ne yaptı? 1770. Bunda anlamayacak bir şey yok. Üç birlik, vallahi zehir gibi çocuk ya. Vallahi billahi zehir. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bu skeçte bu çocuk çok zeki gerçekten de. Bundan sonra skeci seyrederken aklınıza bir şey gelmesin. Baştan girek mi? Evet. Ben bir şeyin değişeceğini zannetmiyorum. Baştan girek. Ya Hamza, söylediğin rakamların bir önemi yok. Seri şekilde bir şey hesapla. Biz zaten anlamayacağız ki. Tamam. Sen gene zeki adam oyna ve bir şeyler söyle yani, önemli değil. Daha fazla rencide edemedim. Sağ ol Batuhan, çok yardımcı oldun. Ya yemin ediyorum, bir harbi oldurdum ya. Oğlum tak onu. Hocam devamlılık gitti. Tutmuyor. Evet, tamam, bu sefer yapacağım. Sonra. Zehir gibi, zehir gibi. Tamam, devam. Bıyıksız devam, bıyıksız. Benim gibi çocuk ya. Şöyle yapalım. Hemen kontrol edelim. Hamza oğlum. İki ay önce ödemediğiniz 1750 lira var. İki ay önce gelen %18'lik zamla aidatlarınız 885 liraya çıkmış durumda. Bu hesabı yapmış olursak 1500 artı 1770... Asıl... 3270 lira yapar. Dilerseniz... Dilerseniz günlük kur üzerinden euro, dolar ve pound olarak ödeme yapabilirsiniz. Çocuk zehir gibi ya. Vallahi zehir gibi ya, yemin ederim. Vallahi ya, kime çekmemişse artık. Benim alakası yok, anasına da hiç çekmemiş.
Abi sen işi bırakmışsın yani. Geçmiş olsun mu denir, hayırlı olsun mu denir bilemedim vallahi. Sen nereden biliyorsun ya? Abi vallahi senden biliyorum. Bu saatte evdesin. Kesin bir şey vardır dedim. Zarf attım, hemen yedin. Zarf atmak ne demek lan? Zarf atmak. Karşıdakinin gerçek duygu ve düşüncelerini kasıtlı olarak ortaya çıkarmaya çalışırken yalancılık, dolambaçlık ve kandırıcı yollar denemek. Yemin ederim cep sözlüğüm benim ya. Vallahi. Her yerde götürüyorum yanımda. Peki Rafi, biz bu aidatı bu ay ödemesek ne olur? Sıkıntı olur. Yönetim çok katı. Baktım kirayı da geciktirmişsiniz. Tamam, onu biz bir şekilde halledeceğiz bugün. Ama abi bak, sen ihmal ediyorsun. Yapma bak, adam kızıyor. Lütfen. Lan tamam mı? Allah Allah. Sanki bana ev sahibi ya. Bana bak, bu çocuk hangi okulda okuyor? Mahalle okulunda okuyorum ben. Devlete sırtımı yasladım. Süper. Bak, bunlar da özelde okuyorlar ha. Özelde okuyor. Bana bak, bir şey diyeceğim. Bunlar artı sana bir miktar para versen, bunu bana verir misin? Abi vallahi maliyet kurtarmıyor. Olsa dükkan senin. Böyle şaka mı olur? Şaka yapıyorsun abi ya. Şaka yapmak. Güldürmek, eğlendirmek amacıyla karşı tarafı kırmadan yapılan söz. Ya işte. Bir örnek versene. Örnek veriyorum. Adam biri yarın öleceğim, yarın öleceğim demiş. Yarmışlar ölmüş. Vallahi işte Allah'ın hikmeti bir yerden alıyor, bir yerden veriyor. Tamam. Tamam o zaman şöyle bir şey yapalım ya. Sen bunu bana bir 5 dakikalığına ödünç versene. 5 dakikalığına? He, 5 dakikalığına ödünç versene bana bunu. Tamam oğlum. Sen geç. Ne sorarlarsa anlatırsın. Tamam mı oğlum? Geç. Yalnız abi fazla yormayın. Bak geçen Namık abi aldı. Ondan sonra geldi. Sabaha kadar anlatıyor da anlatıyor. Tamam. İşiniz bitince kapının önüne koyun, ben oradan alırım. Tamam. Çocuklar, bırakın sınavı. Bırakamam baba, çok iyi gidiyorum. Kaç soru çözdün lan? Hiç, ama hiç yoktan iyidir. Vallahi öyle mi? Allah'ım bak, bir de uçak yapmış gerzekalı. Bak bu Hamza. Hamza, sizin belki de hiç hak etmediğiniz ve girmeye çalıştığınız, göya kalmaya çalıştığınız özel okulların önünden bile geçmedi. Ama eminim ki şu sınavda ikinizi de geçecektir. Hamza bir şov yap arkadaşlara. Gel bakayım bir, bir bakayım, bakayım bir. Bak bakalım bir. Ona ihtiyacım yok. İki musluk bir avucuk. Cevap al. A noktasından B noktasına cevap C. Ben bunu tersle çözerim. Cevap D. Burada tersten de çözerim. Cevap D. Vay. Vallahi doğru herhalde. Ne sandın? Yaprak test. Gel otur. Devam edelim mi sınava? He? Yok baba, biz bıraktık sınava. Ya bıraktınız değil mi? İkimizin arasında seçim falan yapmanıza gerek yok. Olayın benim popimle de hiçbir ilgisi yokmuş. Evet, senin popinle zaten başından beri ilgisi yoktu gerizekalı. Okuyacak çocuk her yerde okur baba ya. Değil mi? Değil mi? Az evvel gördük bunları. Geçin şöyle bari Hamza'nın yanına oturun da ağzınıza yüzünüze 2 tane zeka yapışsın gerizekalı. Otur sen, şöyle gel sen de. Gel bakalım. Otur otur. Suzan sen de bana bir kahve yap ya. Yapayım. Bana bir... Biz bu fagota kaç para verdik? 15.000. 15 gün içinde bana şov yapacaksın fagotla. Bir töz müyüm ben? Öttüreceksin, fagotu öttüreceksin, anlamam ben. Allah Allah. Nasıl yapıyorsun ya bunları? Çok kolay. İnternette soruyorum, hemen cevap veriyor. Geçen gün sordum, dünyada yalnız mıyım dedim. Bir baktım, 7 milyar insan varmış. Yalnız değiliz. Çok ilginç ya. Peki bir şey söyleyeceğim. Hani X'e değer veriyorsun ya, onun karşıya atar... Hatayı şurada yapıyorsun. X'e verdiğin değerin 1/3'ünü kendine versen... Bu problemi hiç yaşamayacaksın. Ha, demek X'e 15 versen onun 1/3'ü 10 zaten. Hayır gerizekalı, 1/3'ü 8. Salak. Ya var ya, bu hiç matematikten anlamadığı gibi tarihten de anlamıyor ha. Geçen gün İstanbul'u kim fethettirdim? Fatih Terim dedi. Fatih Terim bir kere İtalya'yı fethetti. Yanlış yerdesiniz, yanlış yoldasınız. Bence biraz azim, biraz çaba. İş sizde, ben size söyleyeyim. Önemli olan hangi okula gittiğiniz değil. Önemli olan sizsiniz beyler. Çok güzel hareket diyenler. Böyle bir tuhaf bir skeç oldu diyenler. Nereye gitti? Kusam önü nereye gitti?
Hazırlığa gittim. Ya bugün bütün skeçlerde Hamza oynadığı için çocuk ezber yapacağım diye düğüm oldu. Yani gerçekten gıyabında bir alkış yani. Küçük dev adam. Aferin koçuma. Her skeçte vardı ve bütün hafta ezber yaptı çocuk. En iyi şaka neydi? Değil mi? Keşke şaka olsaydı. Kozmetik güzel şakaydı. Kozmetik güzel şakaydı. Keşke çıkışta da kozmetikle ilgili bir şey söyleseydiniz. Sınav fikri güzel. Gerçekten bir aile bu durumda olabilirdi. Durumu biraz daha ciddiye alsaydık ve belki de zeka küpü girişte dağılmasaydı Hamza da dağılmayacaktı. Bilemiyorum. Onları tekrar yapabilir misin Yasin? Metin'in uçak yapması mesela. Ne uçağı yapıyorsun? Doğaçladı hocam orayı. Yani Allah muhafaza evladın uçak yaptığını düşünsene. Bir de dalga geçme de var falan. Asap bozardı. Güzel. Çok güzel hareketler devam ediyor. Aferin. Çok güzel hareketler.